Doktor Eşref Atabey, jeoloji yüksek mühendisi, mermer ve taş ocaklarının toprak, su, bitki ve çevreye etkilerinden bahsedeceğim. Mermer ve taş ocaklarının su kaynaklarına zararlarıyla asbestli, eriyonitli, silisli, radyoaktif olabilen mermer tozlarının akciğer kanseri ve silikoz riski konusunu başka videolarda anlattım. Bu videoda ülkemizde gün geçtikçe artarak devam eden çevresel ve bir halk sağlığı sorunu haline gelen mermer ve taş ocağı faaliyetlerinin maden yönetmeliğindeki yeri, ormanlara, su kaynaklarına, toprak ve tarım alanlarına zararından, toprak erozyonu, patlatmaların zararı, katı atıklar, mermer tozu, mermer çamurunun zararları, gürültü ve görüntü kirliliği ve önerilerden bahsedeceğim. Maden yönetmeliğine göre madenler 5 gruba ayrılmıştır. Buna göre ikinci grup madenler başlığı altında A. Kalsit, dolomit, kalker, granit, andezit, bazalt gibi kayaçlardan agrega, mıcır, geometrik şekil verilmeden yol, baraj, gölet ve liman gibi alanlarda kullanılan taşlar, dolgu, istinat ve diğer yapı duvarı gibi yerlerde kullanılan yapı taşları, dekoratif amaçlı kullanılan taşlar hariç, hazır beton ve asfalt üretiminde kullanılan kayaçlar, B. Mermer, traverten, oniks mermeri, granit, andezit, bazalt, diyabaz gibi blok olarak üretilen taşlar, boyutlandırılarak geometrik şekil verilen taşlar ile kayrak taşı, arduvaz, tüf, ignimbirit ve benzeri dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlar, C. Kalsit, dolomit, kalker, granit, andezit, bazalt gibi kayaçlardan entegre çimento, kireç ve kalsit öğütme, demir-çelik tesisleri, enerji santrali ile metal üretimine yönelik tesislerde ham madde olarak kullanılan kayaçlar yer almaktadır. Tüm bunları üretmek için mermer ve taş ocakları faaliyet göstermektedirler. Taş ocakları 3 gruba ayrılır. Blok almak için açılan mermer ocakları, kırma taş, mıcır elde etmek için açılan taş ocakları, yapı taşı elde etmek için açılan taş ocakları. Blok mermer amaçlı açılmış taş ocakları resimlerde görülmektedir. Mıcır amaçlı açılmış taş ocakları resimlerde görülmektedir. Yapı taşı amaçlı açılmış taş ocakları resimlerde görülmektedir. Mermer nedir? Mermerin jeolojik ve ticari olmak üzere iki ayrı tanımı yapılmaktadır. Jeolojik anlamda mermer, kireç taşı ve dolomit kayalarının yüksek basınç ve sıcaklık altında erimeleri ve yeniden kristallenmeyle oluşan kayaç adıdır. Resimlerde görülen afyon mermeri gibi. Ticari standartlara uygun boyutlarda blok verebilen, kesilip parlatılan veya yüzeyi işlenebilen ve taş özellikleri kaplama taşı normlarına uygun olan tortul, magmatik ve metamorfik türden ticari dilde mermer olarak bilinmektedir. Bu tanım uyarınca kireç taşı, traverten, kum taşı gibi tortul taşlar, gneis mermer, kuvarsit gibi metamorfik taşlar, granit, siyenit, serpantin, andezit, bazalt gibi magmatik taşlar da mermer olarak isimlendirilmekte ve doğal taşlar denilmektedir. Soldaki resimde blok mermer, sağdaki resimde plaka mermer görülmektedir. Mermer ve taş ocağı, mıcır üretimi yapılan kaya türleri, rekristalize kireç taşı, jeolojik anlamda mermer, traverten, gneis, granit, granodiorit, kuvars diorit, diorit, gabbro, diyabaz, andezit, bazalt, serpantin, sert tüfler, oniks mermeridir. En fazla kireç taşı ve travertenden mermer üretimi yapılmaktadır.
Türkiye mermer yatakları haritada kırmızı noktalarla gösterilmiştir. Haritaya baktığımızda Batı Toros Dağları Burdur, Antalya yöresinde, Kuzeybatı Anadolu Bölgesi Balıkesir, Eskişehir, Bilecik yöresinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Diyarbakır yöresinde Kireçtaşı, Batı Anadolu'da Afyonkarahisar yöresinde rekristalize kireçtaşı, jeolojik anlamda mermer, Denizli yöresinde traverten, İç Anadolu'da Ankara'da andezit, Kırşehir'de granit, gabbro, Nevşehir'de sert tüf üretiminin yoğunlaştığını görmekteyiz. Mermer işleme tesisleri. Sağdaki çizelgede toplam 1079 mermer işleme tesisinden 1029 adedinin 3 ilde Afyonkarahisar, İzmir ve Denizli'de bulunduğu, toplam sayının da 3'te 2'sinin sadece Afyonkarahisar'da olduğu görülmektedir. Mermer ve taş ocaklarının zararları. Taş ocağı faaliyeti başladığında ilk önce toprakla birlikte orman ve bitki örtüsü ortadan kaldırılır. Morfoloji bozulur, erozyon hızlanır, tarım alanları zarar görür. Yeraltı su sistemi bozulur, patlatmaların etkisiyle heyelan, çökmeler olur. Yaydığı toz çevrede yaşayanları ve bitkileri etkiler. Gürültü ve görüntü kirliliği olur. Pasalar, çamur atıkları çevreyi kirletir. En sonunda geriye tehlike yaratan falezli dev su dolu çukurlar kalır. Milas'taki Muğla bir taş ocağının zeytinliklere, tarım alanları, tarla balıkçılığı, köy yerleşim üzerine ve yamaç sızıntı suyu kaybına etkisi şematik olarak gösterilmiştir. Mermer ve taş ocaklarının ormanlara zararları. Orman alanlarında açılan taş ocağı ve mermer ocakları, yerel iklim ve mikro klimasında değişimlere yol açmakta, topraktaki canlıların yok olması, nemli ve verimli toprağın kaybı ile abiyotik minerallerin, faunanın etkilenmesi, toprak suyunun kaybı ile ağaçların büyümeleri olumsuz etkilenmektedir. İstanbul Ayaza Mahallesi yakındaki taş ocağı yarmasında karaçam ağaçlandırma alanındaki ağaçların boy, çap ve hacim artımları incelenmiş, ağaçların sürgün boylarında farklılıklar bulunmuş, odun ham maddesi üretimini olumsuz etkilediği belirtilmiştir. Batı Toroslar Bölgesi Finike'de orman içinde ve dere kenarında açılmış, pasalarının tarım alanını ve yakında yaşayanları tehdit eden bir mermer ocağı. İstanbul Kuzey Ormanlarında bir taş ocağı. Dağlık ve tepelik arazideki ormanlar ve bitkiler su da üretirler. Yere düşen yağış, gözenekli orman toprağından sızarak anakaya çatlak sistemine, oradan da kaynaklara, derelere ve yeraltı suyuna ulaşır. Taş ocaklarıyla bu sistem zarar görür. Morfolojik yapının bozulması, erozyon etkisi, sediman taşınımı. Taş ocağı faaliyetleriyle alanın morfolojik yapısı bozulmakta, orman ve bitki örtüsü yok edilmekte, çıplak kalan ve özelliğini kaybetmiş zemin, yağmur suları ve buzlanmayla daha çabuk parçalanarak ufalanmakta, aşınan malzeme sellerle taşınarak erozyona yol açmaktadır. Erozyon ve sellenmelerle dere suyuna karışan kil boyutundaki malzeme, balıkların solungaçlarına yapışarak ölmelerine neden olmaktadır. Ayrıca pasalardan dere suyuna karışan sedimanlar, suyun sıcaklığını, pH, elektrik iletkenliği ve biyolojik oksijen ihtiyacı derişimini değiştirerek canlılar için zararı olmaktadır. Mermer ve taş ocaklarının su kaynaklarına zararları. Kireçtaşı kayaları gibi sedimenter kayaçların gözenekleri ile kırık ve çatlakları içinde yağmur sularının zemin içerisine süzülmesiyle oluşan
meteorik sular, daha önceden hapsolmuş formasyon suları vardır. Sedimentasyon sırasında hapsolmuş olan formasyon suları hidrolojik döngünün bir parçasıdır. Ayrıca çok eski jeolojik zamanda oluşan fosil sular bulunmaktadır. Özellikle kireç taşı kayaları birer su deposudurlar. Mermer ve taş ocağı faaliyetleriyle yer altından aşırı su çekimi olmaktadır. Özellikle orman bitki örtüsü yok edilmekte ve ekolojik denge tamamen bozulmaktadır. Taş ocakları yarmaları kaya çatlak sistemlerini kestiklerinden yeraltı suyuna sızan suyun açığa çıkmasına, akış yönünün değişmesine, buharlaşmasına ve kaybına neden olmaktadır. Ayrıca su derine kaçtığından yer çökmelerine neden olabilmektedir. Patlatmalarla mevcut su kaynaklarının yolu değişmekte, su kaynakları azalmakta ya da kurumaktadır. Kireç taşları mikro ve makro çatlaklı ve gözenekli, içinde karstik boşluklar barındıran, kar sularını depolayan tıpkı bir binanın çatısındaki su deposu gibi birer su deposudurlar. Taş ve mermer ocağı ile bu sistem ortadan kalkmaktadır. Blok mermer üretimi esnasında arazinin fiziki yapısı bozulduğundan, birer su deposu olan kayaçlar ve ormanlar yok edildiğinden, canlılar için yaşam kaynağı olan su kaynakları azalmakta ya da yok olmaktadır. Mermer üretim sanayi enerji ve su yoğun bir sanayidir. Özellikle blok mermerlerin kesimi esnasında aşırı derecede su kullanılmaktadır. Birer su deposu olan ve Eğirdir Gölü'nü besleyen kireç taşlarında açılmış, kırmızı yuvarlaklarla işaretlenmiş taş ocakları görülmektedir. Burdur Yarışlı Gölü'nü besleyen, suyu bünyesinde depolayan kireç taşlarında açılmış, gölü tamamen çevreleyen, adeta boğan, kırmızı yuvarlaklarıyla işaretlenen mermer ocakları görülmektedir. Taş ocakları gölün kurumasını hızlandırmıştır. Burdur, Karamanlı, Yeşilova, Yaraşlı Gölü çevresindeki mermer ocaklarının uydu görünümü. Beyaz görünen yerler mermer ocaklardır. Doğaya yaptığı tahribatın boyutları açık bir şekilde görülmektedir. Mermer ocaklarından sellenmelerle göle gelen mermer çamurundan dolayı sol tarafındaki Salda Gölü'ne göre Yarışlı Gölü suyu turkuaz renge dönüşmüştür. Mermer ve taş ocaklarının toprak ve tarım alanlarına zararları. Toprağın ana maddesi kayaçlardır. Kayaçlar olmazsa toprakta, bitkilerde, suda olmaz. Mermer ve taş ocaklarıyla kayaçlar yerlerinden kaldırıldığı için çevresindeki toprak oluşumu da durmaktadır. Tarım alanlarına sınır taş ocağı ve mermer ocaklarının tozları, bitkilere ve ekili alanlara zararı olmaktadır. Tarım alanlarında toprağın nemi azalmakta ve toprak kurumakta, tarımsal faaliyette ve içme amaçlı kullanılan yeraltı suyu azalmakta, kuyuların su seviyeleri düşmekte, ağaçlar kurumaktadır. Mermer tozu bitki yapraklarında stomaları kapatır ve bitki zayıf düşer. Bitki zayıf düşünce parazitler bitkiye hücum ederler ve bitki ölür. Toz bitkilerin yapraklarında solunumu ve fotosentezi engeller, döllenmeyi önler ve meyve oluşumunu azaltır. Ayrıca taş ocaklarından kaynaklı toz çevrede arıcılık faaliyetlerine zarar vermektedir. Mermer ve taş ocaklarındaki patlatmanın zararları. Taş ocağı yakınında yaşayan insanlar evlerinin duvarları çatlayacak mı, ev yıkılacak mı, çatıya taş mı gelecek endişesiyle korkmaları, psikolojilerinin ve huzurunun bozulmasıdır. Kontrol ve denetimleri tam yapılamayan bazı taş ocaklarında dinamit patlatılmasından
çevredeki yaşayanlar ve ocakta çalışanlar yaralanmaktadır. Soldaki resimde sağda görülen bir yerleşim yeri yakında açılmış bir taş ocağında dinamit patlatması sırasında havaya yayılan toz görülmektedir. Patlatmayla oluşan sarsıntıyla heyelanlar olması, zeminde çökmelerin olması, evlerin duvarlarına çatlaklar oluşturması, patlatma anında çevreye fırlayan kaya parçaları evlere, ekili alanlara, bitkilere, ağaçlara, zeytin gibi meyve ağaçlarına zarar vermektedir. Soldaki resimde patlatmanın verdiği sarsıntıyla evin duvarlarında oluşan çatlaklar, sağdaki resimde oluşan heyelan ve taş ocağı yakındaki tarlaya fırlayan taş görülmektedir. Mermer taş ocağı tozu ve zararları. Mermer tozu en küçük boyutta mermer atıklardır. Mermer tozları mermer işleme tesisinde blokların ve plakaların kesilmesi esnasında açığa çıkan ve büyük çoğunluğu 1 milimetrenin altında olan mermer taneciklerdir. Mermer tozunun tane boyutunun %90'ının 56 mikron altında olduğu saptanmıştır. Mermer tozu inert yani akciğerlerde bir zarara yol açmayan toz olarak kabul edilmektedir. Soldaki resimde mermer tozu, sağdaki resimde mermer atölyesinden yayılan tozun zeytin bahçesinin etkisi görülmektedir. Mermer tozu inerttir. Dolayısıyla akciğerlerde zarara yol açmaz bilgisi doğru olmamaktadır. Çünkü mermer tanımına göre kesilip parlatılabilen her tür kayaç ticari anlamda mermer olup içlerinde kanserojen toz bulunan kayaçlar da vardır. Plaka kesimi esnasında ise en az %15-50 oranında toz olarak atık oluşmaktadır. Özellikle kuru havalarda ve rüzgarlı günlerde mermer tesislerinin çevresinde ciddi toz kirliliği oluşur. Toz kirliliği çevredeki bitki ve ağaç örtüsüne ciddi zararlar verir. Resimlerde mermer tozundan kirlenen zeytin bahçesi görülmektedir. Mermer çamurunun zararı. Mermer ocağında ve atölyesinde oluşan mermer çamurunun önemli bir miktarı kalsiyum oksit ve magnezyum oksittir. Az miktarda kuvars, silisli şist, çakmak taşı, grafit ve limonit içerir. Çamurdaki partiküllerin boyutları 200 mm'nin altındadır. Mermer kesiminden kaynaklı atık su özellikleri çizelgede verilmiştir. Buna göre elektriksel iletkenliğin 12.500 mikrosiemens santimetre, toplam katı madde 9.600 mg litre değerleriyle yüksek olduğu görülmektedir. Bu özellikteki su alıcı dere, kaynak ve göllere ulaştığında ciddi kirlilik oluşturacaktır. Mermer çamurları gelişi güzel döküldüğü zaman ekosistemin fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısı için ciddi tehdit oluşturmaktadır. Mermer çamuru toprağa döküldüğü zaman toprağın su süzme kapasitesini azalttığından dolayı arazinin üretkenliğini ters etkiler. Alıcı ortam suyunun bulanıklığını arttırır ve faydalı kullanımını azaltır. Toprağa dökülmüş mermer çamurları bitki örtüsünün geliştirmesini önler veya bodur bırakır. Dere yataklarının doldurur ve dere kesitinin daralmasına neden olur. Bazı dereler bu atıklarla doldurulmuştur. Toprağa dökülmüş mermer çamuru kuruduğu zaman küçük partiküller havada uçuşarak ciddi hava kirlenmesine neden olur. Mesleki sağlık problemleri bir yana, endüstriyel alanlarda bulunan makineleri ve enstrümanları olumsuz etkiler. Yağmurlu mevsimlerde mermer çamurları nehirlere, kanallara ve yollara akarak suyun kalitesini olumsuz etkiler. Depolama kapasitesini azaltır ve suda yaşayan canlılara zarar verir.
Çevrede otlayan hayvanlar mermer çamuru birikintilerine, havuzlarına saplanabilirler. Resimlerde 2020 yılında Aydın'da mermer çamuruna saplanan atlar görülmektedir. Mermer çamuru alıcı nehirlere ulaştığında kil boyu partiküller balıkların solungaçlarına yapışarak tıkamakta ve oksijensiz bırakarak toplu ölmelerine yol açmaktadır. Katı maddelerle birlikte akarak göl ve göletlerin su tutma kapasitesini azaltmaktadır. Toprağa uzun süreli çökelmeden dolayı daha küçük partiküller su taşıma rejimini düşürmekte, bu durumdan yeraltı suyu ciddi şekilde olumsuz etkilenmektedir. Pasalar, katı atıklar. Blok mermer üretimi esnasında yarı yarıya atık oluşmaktadır. Mermer ve taş ocağı pasaları, resimlerde örneği görüldüğü üzere yerleşim yerlerini, orman ve bitki örtüsünü, tarım alanlarını, vadileri, dere, göl, baraj, su kaynaklarını tehdit etmektedir. Mermer ve taş ocağı pasaları, resimlerde örneği görüldüğü üzere yerleşim yerlerini, orman ve bitki örtüsünü, tarım alanlarını, vadileri, dere, göl, baraj, su kaynaklarını tehdit etmektedir. Mermer madenciliği 3213 sayılı maden kanununda 2B mermer, traverten, granit, andezit, bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlar grubunda değerlendirilmekte olup, bu madenlerin aranması, çıkarılması ve fiziksel işlemlerle işlenmesi sonucunda oluşan maden atıkları, 2017 yılı Maden Atıklar Yönetmeliği'nde inert atık listesinde yer almaktadır. Maden kanununda geçen bu ifade doğru değildir. Mermer tanımı içinde yer alan ve işletilen kanserojen asbest içerebilen peridotit, serpantin, kanserojen eryonit içeren tüf, iknimbirit, radyoaktif olabilen granit ve tüf ile silikoz nedeni olabilen silis içeren kayalar da vardır. Bu kayaların tozları hastalık yapabilir ve dolayısıyla inert değildirler. İnert toz sadece rekristalize kireç taşı, kireç taşı ve traverten tozlardır. Maden Atıklar Yönetmeliğine göre arıtmadan çıkan çamurlar ve kesimden çıkan değerlendirilemeyen parça mermerlerin gelişigüzel araziye verilmesi yasaktır. Birçok yerdeki bazı mermer fabrikaları mermer çamurlarını standartlara uymayan yerlere dökmektedirler. Bazı mermer fabrikaları ise gelişigüzel yerlere dere yatakları gibi atıklarını geceleri atmaktadırlar. Bu çirkin görüntüye neden olmaktadır. Mermer ocaklarından çıkarılan mermer bloklarının yaklaşık %50'ye yakın bir oranı atık olarak açığa çıkmaktadır. Mermer blokları ve plakalardan mermer üretimi esnasında ciddi miktarda mermer tozu, mermer çamuru ve katı atık oluşmaktadır. Atık suları arıtılmadan kanalizasyona bağlanmakta ve derelere verilmektedir. Bu tesislerin birçoğu çevreyi ciddi olarak kirletmektedirler. Taş ve mermer ocağı, iş makineleri, yağlar, petrol ve türevleri, bazı kimyasallar toprak ve yeraltı suyunu kirletebilmektedir. Sağdaki resimde mermer ocaklarından kaynaklı mermer çamurunun dere suyunu beyaza dönüştürdüğü görülmektedir. Gürültü kirliliği. Plaka mermer üretimi esnasında gerekli önlemleri almayan tesisler ciddi gürültü kirliliği oluşturmaktadır. Blok mermer işleme tesislerindeki kesim ve diğer işlemlerdeki makinelerden kaynaklanan gürültü çevrede yaşayanların sağlığını etkileyebilir. Gürültü seviyeleri, gürültü kontrol yönetmeliğindeki limitleri aşmamalıdır. Gürültünün çevreye yayılması önlenmelidir.
tesis makinelerinden kaynaklanan gürültünün çevreyi rahatsız etmemesi için iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin istenen çevre koruma bandı duvar veya perdeleme yapılmalıdır. Görüntü kirliliği. Mermer ve taş ocaklarında potansiyel görsel etki kaynakları ocağın yapısal özellikleri, hareketli alanlar ve inşaat alanlardır. Bütün bu unsurlar ufuk çizgisinden yükselerek soldaki resimdeki gibi kendilerini doğal çevrede görünür kılarlar. Bundan dolayı mermer ocaklarının genel görüntüsü çeşitli boyutlardaki çukurlukları ile toprak ve mermer artıklarından oluşan yığma tepeler, döküm sahaları şeklinde görülmektedir. Bu manzara görüntü kirliliği yaratmakta, insanda psikolojik rahatsızlık oluşturmaktadır. Blok mermer tesisi arazisinin tüm çevresine dağılmış olan çamur kümeleri çirkin görüntülere neden olur. Bölge estetiğini bozar, turizmi ve bölgenin endüstriyel potansiyelini olumsuz etkiler. Resimde Burdur Tefendi, Karamanlı, Yarışlı Gölü arasındaki tepelerin hemen hepsinde bir taş ocağı faaliyeti göstermektedir. Mermer ve taş ocaklarının tehlike oluşturması. Taş ocakları faaliyetlerinin sonunda geride devasa falezli su dolu çukurlar oluşmaktadır. Terk edilen ocak çevresinde koruma önlemleri alınmadığından bu durum çevredeki insanlar ve hayvanlar için, yaban hayatı için tehlike olmaktadır. Falezden düşme ve suda boğulma olabilmektedir. Üstteki resimde ana ulaşım karayolu ve yol için karayolu tarafından açılmış bir ocak. Soldaki resimde yüksek ocak şev açısı ve basamaksız bir işletme. Sağdaki resimlerde su kaynakları bölgesinde yanlış ocak seçimi ve planlanmasına bir örnek görülmektedir. Karayolları inşaatı ve asfaltlama için ana yollara taş ocakları açmaktadır. Özel sektör taş ocakları işletmelerin rekabet ortamında avantaj sağlamak için köy, kasaba, şehir yolları güzergah üzerinde ocak planlayıp açmaktadırlar. Fiziki kirlenmeyi toz, toprak, titreşim gibi düşünmeyerek dere kenarında taş ocağı işletmeleri açılmaktadır. Yüksek kademe ve şevler de kaya kopma ve düşmeleri sonucu gerek çalışan gerekse sivil insanların ölümlü kazalar olabilmektedir. Mermer ve taş ocaklarının eski haline getirilmesi. Kayaçların toprağa dönüşmesi binlerce, yüzlerce yılları almaktadır. Ve oluşan toprakta ağaçlar, bitkiler yetişmektedir. Toprak bir canlıdır. Bir gram kuru toprakta milyarlarca mikroorganizma vardır ve canlıları besleyen toprağa hayat verir. Resimlerde görüldüğü gibi terk edilen ocakların ağaçlandırılması ve eski haline getirilmesi olanaklı değildir. Çünkü dikilen ağaçların boy yeşermesi için henüz toprak oluşmamıştır. Dünyadaki bazı örneklerin olduğu gibi bu ocaklar değişik amaçlar için kullanılabilir. Mermer ve taş ocaklarıyla arazinin fiziksel yapısı bozulmakta, toprağın erozyonu hızlanmaktadır. Yeraltı ve üstü su dengesi bozulmaktadır. Tarım, orman ve rekreasyon alanları zarar görmektedir. Patlatmalarla su kaynakları kaybolmakta, gürültü kirliliği olmaktadır. Patlatmalarla oluşan sarsıntıların tetiklediği heyelanlar olabilmektedir. Tozlar havayı, toprağı ve suyu kirletmektedir. Su kaynaklarının kuruması, bitkilere zararı, nakil yollarının açılması suretiyle trafik artışı ve yolların oluşturduğu parçalanma yaban hayata zararı olmaktadır. Ocaklar
terk edildikten sonra geride devasa çukurlar bırakılmakta, çevresinde koruma önlemi alınmadığından insanlar ve hayvanlar için tehlike oluşturmaktadır. Terk edilen ocakların yerleşim yerlerine yakın olanları genellikle inşaat ve hafriyat atığı, katı çöp depolama alanı olarak kullanılmaktadır. Mermerde renk modası takip edildiği belirtilmektedir. Bu yaklaşım bilimsel bir yaklaşım değildir. 2020 yılının modası beyaz ve griymiş. Bir başka yıl mermerde moda kahverengi, siyah ya da yeşil oldu diyelim. Önceki beyaz ve gri moda yılında açılan ve işletilen tüm mermer ocaklarını kapatacağız, terk mi edeceğiz? Terk edilen ocakları işletmek için beyaz ve gri'nin tekrar moda olmasını mı bekleyeceğiz? Bu durum mermer sektörünün nasıl yönlendirildiğini göstermektedir. Bu demektir ki gri modası geçinceye kadar beyaz ve gri modası fırsatından bir an önce yararlanmak için gri olan kireç taşı kayalarında daha fazla mermer ocağı açılacak, daha fazla doğa ve çevre tahrip edilecek, Toroslar'da daha fazla orman yok edilecek, daha fazla blok mermer ihraç etmek için milyonlarca yılda oluşan kireç taşı kayaları kısa sürede tükenme noktasına gelecektir. Türkiye İstatistik Kurumu ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 2018 yılı madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün gayri safi milli hasıla içindeki payı %1'dir. 31.12.2019 tarihi itibariyle Türkiye'de toplam 15.731 maden ruhsatı bulunmaktadır. Grup 2B doğal taşların içinde bulunduğu madenlerde 2017 yılı itibariyle 1379 adet işletme ruhsatı vardır. 2018 yılı doğal taş üretimi 18.227.768 ton olmuştur. 2019 yılı doğal taş ihracatı 1.051.739 çarpı 1000 dolardır. Ağustos 2020 itibariyle blok mermer ihracatı 3.775.518 ton olmuştur. Blok mermer ihracatı daha fazla yapıldığından doğa daha fazla tahrip edilmekte, su deposu görevi gören özellikle kireç taşı kayaları daha fazla parçalanmakta, ormanlarda daha fazla yok edilmektedir. Blok mermer ihracatıyla aslında yapılanın yıllarca toprağı, bitkileri, canlıları besleyen suyu bünyesinde tutan ve depolayan kayalarla birlikte bir bakıma su da ihraç edilmiş olmaktadır. Mermer ve taş ocakları madenciliği iç talebi karşılayacak ölçüde ve bilimsel temelli olmalıdır. Gayri safi milli hasıla ve istihdamdaki payı düşünüldüğünde mermer ihracatının getirisinin yurt içinde yaptığı doğa tahribatı, su kaynaklarına zararı düşünüldüğünde önemli bir payı olmadığı görülmektedir. Türkiye'deki çoğu mermer ocakları bilimsel temelli arama ve incelemelere dayandırılmayan arama ve işletme yöntemleriyle faaliyetlerini sürdürmektedirler. Gelişigüzel açılan ocaklar doğayı tahrip ettikten, çevreye zarar verdikten bir süre sonra bilimsel kriterler dikkate alınmadığından ekonomik olmadıkları gerekçesiyle kapatılmak zorunda kalınmaktadır. Yaklaşık 40 yıl Türkiye'nin her köşesinde çalışmış bir jeolog olarak bu şekilde açılmış ve ekonomik olmadığından bir süre sonra kapatılmış yüzlerce mermer ocağı görmüştüm. Mermer ocakları açılmadan önce jeolojik, sedimentolojik, petrografik, mineralojik incelemeleri, dağılımı, geometrisi, rezerv hesaplamaları yapılmalıdır. Bu konuda taş ocağı, blok mermer amaçlı ocak açılan platform ve resifal tipte kireç taşlarının
genel özelliklerini, sedimantolojisi, petrografisi ve mineralojisini anlatan Karbonat Sedimantolojisi kitabı, Türkiye'de mermer çeşitleri ve özellikleri, bulunuşu, rezervleri, işletilmesi, örnekleriyle sorunlarını anlatan mermer kitabı, Türkiye'de traverten çeşitleri ve özellikleri, bulunduğu yerler, sedimantolojisi, mineralojisi, örnekleriyle anlatan tufa ve traverten kitabı sağda görülmektedir. Toprağın ana maddesi kayaçlardır. Kayaçlar olmazsa toprak, bitkiler, su da olmaz. Yeraltı suyu, içme suyu, kullanma suyu ve ovadaki tarım alanlarının sulanması, bitkisel üretimin arttırılması, halkın beslenmesi için kullanılmaktadır. Bu ilişki üstün kamu yararı kapsamında kavranır ve değerlendirilir. Kontrolsüz ve denetimsiz olduğu çevreye verdiği zararlarından açıkça görülen mermer ve taş ocağı faaliyetleriyle parça parça tükettiğimiz şey aslında tüm canlı alemine hayat veren, canlıların yaşamı için gerekli olan toprak, gıda ve sudur. Sağlık dileğimle.